Selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Bu sene İşletme Mühendisi Kulübü'nde yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da 1-4 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Yönetim Bilimleri Kongresi'nin koordinatörlüğü görevindeyim. Nevin ben. Bu sene İTÜ İşletme Mühendisi Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi dış ilişkiler sorumlusuyum. Bu sene İMK'da 3. senem, yönetim kurulunda da ilk senem. Bilişim Teknolojileri Zirvesi benim yönetim kurulumdaki ilk büyük etkinliğimdi. O yüzden bendeki yeri ayrı. Ayrıca ilk defa bir online etkinlik düzenleyeceğimiz için çok fazla belirsizlik vardı. Bu belirsizliğin getirdiği heyecan vardı. Etkinliğe hazırlık sürecinde yeri geldi sabahlara kadar çalıştık, yeri geldi eğlendik ve kesinlikle mükemmel bir sonuç elde ettik. Düşündüğümüzden çok daha fazla katılımcı ve olumlu geri dönüş aldık. Bu da bizi fazlasıyla motive etti. 5 gün süren etkinliğin gerek konuşmacılarıyla, gerek platformla, gerek sosyal medya ödülleriyle herkesi gerçekten etkilediğini düşünüyorum. İçerik olarak yurt dışından katılımcılarımız vardı, konuşmacılarımız vardı. BP Dünya Başkanlığı yapmış, Ufan Ergin Bilgiç olsun, Microsoft'un CEO'su Levent Bey olsun. Çok kaliteli katılımcılarımız ve aynı zamanda geniş yelpazeden katılımcılarımız vardı. İşletme Mühendisi Kulübü olarak son senelerde üzerinde en çok durduğumuz şeylerden bir tanesi de daha geniş katılımcı kitlelerine dokunabilmek adına onlara farklı içerikler sunmak. Ki yine Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde dönemin yine trend platformlarından biri olan Twitch yayıncıları Ferit Karakaya, Berkuloz ve yine sosyal medya fenomenleri Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ndeydi. Siz tabii bunu biraz daha dışarıdan katılımcı kitlerinin gördüğü kısım. Arka planda gerçekten ekip olarak çok çalışkan bir ekip var, çok istekli bir ekip var. Ve gerçekten gecesini gündüzüne katan bir ekip var. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde gerçekten 10 saat süren toplantılar, çok fazla fikir, beyin fırtınaları vesaire ama gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıktı. İşletme Mühendisi Kulübü'nün üyelerine kattığı vizyonlardan bir tanesi de çok profesyonel bir iş yapmak, aynı zamanda bu işi yaparken eğlenebilmek, öğrenebilmek kesinlikle. İnanıyorum ki her İşletme Mühendisi Kulübü üyesi de en az benim kadar, Orhun kadar ve tüm ekip arkadaşlarım kadar eğlenmiştir. Yönetim ekosisteminin farklı alanlarından tecrübeli konuşmacıların öğrencilere, akademisyenlere, yeni mezunlara ve daha birçok kitleye seslenebildiği, tecrübe aktarımına olanak sağlayan bir kongredir. Geçen seneki Yönetim Bilimleri Kongresi koordinatörü, bu seneki İşletme Mühendisliği Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak şöyle söyleyebilirim. Yönetim Bilimleri Kongresi bir öğrenci etkinliğidir. Fakat senelerdir ortaya çıkan kaliteyle birlikte öğrenci kulübü etkinliğinden çok daha farklı alanlara yayılmış bir işletme mühendisliği kulübü organizasyonudur. Tamamen kâr amacı gütmeden işletme mühendisliği kulübünün en yeni üyesinden en eski üyesine kadar herkesin bir noktasına değindiği, bir noktasını yarattığı, bir noktasına katkı sağladığı bir etkinlik bu etkinlik. Geçen seneler hem içeriğiyle hem de farklılaştığı noktalarla farkını ortaya koymuş, kalitesini ortaya koymuş bir öğrenci etkinliği. Geçen senelerde bütün Türkiye öğrencilerine, Türkiye'deki bütün kulüplere, bütün üniversite öğrencilerine, bütün lise öğrencilerine belki de ulaşmayı başarabilmiş bir öğrenci etkinliğinden bahsediyoruz. 22.'si çıkan bir öğrenci etkinliğinden bahsediyoruz. Etkinliğin içeriği olarak tabii ki de adından da anlaşılacağı üzere yönetim stratejileri, yönetim trendleri, yönetimin geleceği, bizi nelerin beklediği konuşuluyor. Her sene ki bu sene özel olarak çok daha güncel konular konuşulacak. Herkesin tabii ki şu anda büyüklü küçüklü herkesin kendi hayatında mücadele ettiği krizler, bu krizleri yönetmek, bu krizleri nasıl yönetiyoruz, hangi stratejileri kullanıyoruz, Z kuşağının yönetime girişi konuşulacak. Eski kuşaklardan, eski otoritelerden neler farklı yapıyorlar, bunlar konuşulacak. Ve gelecekte, yönetimin geleceğinde Z kuşağının yeri nasıl olacak? Z kuşağının yönetime girişiyle yönetim nasıl olacak? Bu konuşulacak yine. Bunun yanında daha öncelerden yönetişimin geleceği, yönetişimin yönetimde ne gibi yerlere evrileceği yine konuşulacak. Ve son olarak da tabii ki içinde bulunduğumuz gerçekten hem ülke olarak hem dünya olarak çok dinamik bir düzen, dinamik bir zeminde yaşıyoruz. Bu yüzden bu dinamik zemine nasıl adapte olabilir? Her insan da kendi kariyer hayatlarında nasıl adapte olabilir? Ayrıca her şirket de nasıl adapte oluyor? Nasıl bu kadar büyük şirket olmayı sürdürüyorlar? Bunlardan bahsediliyor. Bunun yanında çok farklı yelpazelerden katılımcılarımız da olacak. Uluslararası katılımcılarımız da olacak. Yabancı katılımcılarımız ve farklı dillerden oturumlarımız da olacak. Yönetim Bilimleri Kongresi'nde bir diğer alanda da vaka çalışmaları var tabii ki. Vaka çalışmaları Yönetim Bilimleri Kongresi'ne entegre bir şekilde gerçekleşiyor her sene. Vaka çalışmalarında gerçekten çok güzel tecrübeler edinilebiliyor. Özellikle bir şirket sizin kariyerinizi sürdürmek istediğiniz bir şirketse o şirketin vaka çalışmasına girip hem şirket yetkilisiyle birebir görüşebiliyorsunuz hem de eğer ki vaka çalışmasını kazanan takımı ya da kazanan kişi siz olursanız o şirkette bir kariyer kurmanız daha da kolaylaşıyor. Bir diğer konu tabii ki eğlenceli içeriklerimiz de olacak.
geçen sene YBK'ya katılanlarınız ya da kulüp üyelerimizin hepsi bilir. Yönetim Bilimleri Kongresi'nin son günü çok güzel bir konserle biter. Bu sene tabii ki pandemi koşullarından dolayı konser biraz zor gözüküyor. Hatta imkansız gözüküyor şu anda. Bu yüzden Instagram hesabım üzerinden yine eğlenceli içerikler olacak. Bu konuda da bir sürpriz olsun, ufak bir sürpriz. Yine geçtiğimiz senelerde yapılmayan ve bu sene İşletme Mühendisliği Kulübü olarak Yönetim Bilimleri Kongresi'ne kattığımız bir değer var. O da Yarış Bil Kazan isimli bir yarışma Yönetim Bilimleri Kongresi'nde yapılacak. Bu yarışma klasik bir bilgi yarışması formatında düşünebilirsiniz. Basit temelde bu şekilde ilerleyecek. 1-4 Nisan arasındaki 4 gün boyunca her gün günde 2 yarışmacı yarışacak canlı olarak. Ve bu yarışmacılarımızdan kazananlara ödül verilecek. Tabii ki sadece bu kadar değil. Yönetim Bilimleri Kongresi online olacağından çok büyük katılımcı kitlelere etkinliğe katılacak. Bu yüzden de bu büyük katılımcı kitlesinde yarışmaya dahil olmasını planladık. Bu yüzden bu canlı yarışmalar bittikten hemen sonra YouTube kanalımızdan herkesin katılabileceği bir uygulama aracılığıyla aynı formatta bir yarışmamız olacak. Bu yarışmanın da kazananına yine İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bir ödül verilecek. Ayrıca Yönetim Bilimleri Kongresi'nde online bir kariyer alanı yapacağız. Yine ybk.org.tr adresimiz üzerinden. Burada da katılımcılarımız sponsor firmalarla birebir görüşebilme imkanı bulacak ve onlarla kariyeriyle ilgili sohbet edebilecek ya da dilediği şekilde sorular sorabilecek. Etkinlikle alakalı her şey tabii ki de bu kadar değil. Gerisi ve çok daha fazlası 1-4 Nisan 2021 tarihlerinde ybk.org.tr adresi üzerinde olacak. Ve aynı zamanda etkinliğimizle alakalı tüm gelişmeleri de YBK Instagram hesabımız üzerinden takip etmenizi öneririm. İşletme Mühendisliği Kulübü üyeleri bilir gerçekten. İşletme Mühendisliği Kulübü'nün rekabeti sadece kendi içerisindedir. YBK mı BTZ'den daha iyi bir etkinlik? BTZ mi YBK'dan daha iyi? YBK BTZ'ye geçebilecek mi? YBK geçen seneki YBK'ya geçebilecek mi şeklinde gerçekten çok tatlı bir rekabet var içerisinde. Buradan tüm BTZ'cilere selam olsun. 1-4 Nisan 2021 tarihinde BTZ'nin hiçbir şekilde adı hiçbir yerde kalmayacak. Seneye kadar en iyi etkinlik YBK 21 olacak. İmzamı attım. Kısacası hepinizi 1-4 Nisan'da Yönetim Bilimleri Kongresi'ne bekliyorum. İşletme Mühendisliği Kulübü'nün mottosunun da dediği gibi sen olmadan bir kişi eksiyiz. Artık her şey online olduğu için Türkiye'deki bütün öğrencilere erişebilme fırsatımız var. Fakat Yönetim Bilimleri Kongresi diğer bütün öğrenci kulüplerinden ayrılarak bunu bütün dünyaya yaymalıdır bence. Bütün dünyaya yaymalıdan kastım şu. Tabii ki 7 milyar, 8 milyar nüfusunun olduğu bütün dünyaya yayılmak neredeyse imkansız. Bunu zaten çok büyük organizasyonlar bile yapamazlar. Fakat ben şunu isterim bu seneki Yönetim Bilimleri Kongresi'nden. Öyle konuşmacılar gelsin, öyle içerikler çıksın ki bütün dünya, İşletme Mühendisliği Kulübü, bütün ülkeler, belki de erişebildiğimiz en azından bütün ülkeler artık Yönetim Bilimleri Kongresi diye bir kongre olduğunun farkına varsın ve bundan sonraki senelerde bu kongreyi böyle azimle, tutkuyla takip etsin ve acaba bu seneki Yönetim Bilimleri Kongresi ne zaman olacak diye takipçimiz olsunlar. Bunu canı gönülden istiyorum ve bunu başarabileceğimize o kadar eminim ki umuyorum ki bunu başardığımızı gözyaşlarıyla birlikte hep beraber görebiliyor olacağız. Sevgiler.